You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in the eyes that no one is so chained. She's my Merhaba sevgili seyirciler. Her yerde çok yaşa, bugün güzel İzmir'in Karabağlar ilçesinde. Bel ve boyun ağrılarınız, diz kalça sorunlarınız, kireçlenmeniz varsa bu dakikalarda bize kulak vermenizi öneririz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Erdem Başoğlu bizlerle. Her yerde çok yaşada Operatör Doktor Erdem Başoğlu ile birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hocam, ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak hangi konularda hizmet veriyorsunuz? Biz hastanemizde özellikle kendimi ilgan olarak özellikle diz spor cerrahisi konusunda ameliyatları, ön çapraz, artroskopide dediğimiz bir ameliyat biçimiyle dizlerde menisküs, bağ yaralanmaları ameliyatları, orta yaş üzerinde ya da kırıkta sonrası veya ileri zamanlarda yaşla ilgili olan kireçlenmelerde diz kalça protezler, artroplasti dediğimiz bir ameliyat biçimleri uyguluyoruz çoğunlukla. Yani ayak ve özellikle dirsek çocuklar için özellikle bir açısal bozukluklu, yani halk dili yamukluklarda, parmak şekil bozukluklarında çok daha basit ameliyatlı ve kemik ameliyatları yaparak şekil bozukluklarını düzeltiyoruz. Özellikle diz kireçlenmelerinde özellikle orta yaş grubunda uzun ameliyat öncesi orta gruplarda dize içine eklem enjeksiyonları, özellikle son 1-2 yıldır popüler olan dize eklem, dize kök hücre mahitlenen PRP dediğimiz işte eklemlerdeki kırdakları besleyen sıvı biçimleri uyguluyoruz ki yani ileride çok fazla ameliyatla gerek kalmadan bu sıvıları tercih ediyoruz. Bu şekilde bir omuz için eklem tekrar tekrar konuşursak, omuzla ilgili omuz kas yırtıkları en çok olan, spor cerrahisi dışında da normal özellikle hanımlarda özellikle ev işleri yoğun iş temposu sonrasında yırtıklar sonrasında bu kas yırtıklarının tamirleri. Onun dışında daha çok ilaç tedavisi konusunda bir bel boyun fıtıkları ilgili özellikle eğitimler, vakit buldukça hastalarımıza hani bel okulu şeklinde özellikle bel ağrılarının özellikle bel fizik tedavi ve psikolojik sebepler de etken olduğu sebeplerini hep yaptığımızı öyle bir uzun bir çalışmamız var. Bel ve boyun ağrıları neden olur ve hepsi operasyon gerektirir mi? Bel boyun operasyonunda çoğunlukla kişinin iş veya ev hayatındaki ergonometri dediğimiz yani oturuş kalkış pozisyonu, yanlış hareketler, özellikle sürekli öğrenci veya ya da belli yaşam sürekli bilgisayar başında aynı pozisyonda bakmaktan dolayı bel boyun ağrıları olmakta. Bunlar ileri fıtık dediğimiz ya da farklı bir bel boyun kayması dışında el bacaklarda uyuşma, karıncalanma olmadan, bir güç kaybı olmadan ameliyat sadece ağrı sebebi ameliyat kriteri değildir. Özellikle önce vurguladım. Bu bel fıtığı oluşturan sebeplerin ortadan kaldırılması önemli. Ardından o kas grubunun güçlendirilmesi, yani fizik tedavi süreci olabilir. Hastalarımızın çoğunlukla spor yapma toplumca eksikliğimiz var. Spor yaparak bu kasları güçlendirirsek çoğunlukla ameliyat sadece çok düşük bir orandır. Neredeyse %10, %15'i geçmez bel boyun cerrahisi. Bunları yaparak ameliyatı en son hatta bırakmak hasta için de en iyisidir bununla ilgili. Hocam, kemik rahatsızlıklarında genelde yaşlı hastalar size başvuruyor değil mi? Tabii kemik ağrıları özellikle
En basit olarak bir, eğer tüm kemik ağrılarında başka bir dahili veya bir mikrobik enfeksiyon ya da bir kan eksikliği, guatr tuşunda kansızlık ya da özel vitamin eksikleri bazen bir yoğun bir kemik ağrıları da eşlik edilir. Bizimle ilgili belli bir 50 yaş sonrası hastamızın menopoz sonrasında bir kemik ölçümleri, hani önce bir tavsiye ediyoruz. Kemik ölçümleri yapılıyor. Bunun dışında diğer tetkikler. Arkasında kemik ağrılarını artık daha sonra bölgesel olarak bakıp, hani omuz ağrıyorsa omuza yönelik tedaviler, işte filmle tetkikler, MR çekilip oradaki kişinin ağrısına göre ayrı tedaviye tekrar alıyoruz hastamız. Menopoz demişken hocam, biz bir kadın programıyız. Menopoz döneminde kemiklerimize neler oluyor? Menopoz sonuçta genellikle şeydi, ilk yani çok kabaca oran 30 yaşına kadar her zaman doğumdan sonra yapım ve yıkım vardır. Hem kemik hücreleri yapıcı var, hem kemik hücreleri yıkıcı hücreler vardır. 30 yaşından sonra ortalama, tabi bu öyle bir kesin yaş değildir tabi, ortalamadan sonra bu sefer yıkım yapımın önüne geçer. Menopoz döneminde özellikle belli yaştan sonra kemik yapımı yıkımından az olduğu sürece kemikler artık sürekli incelme doğru meyil oluyor. Özellikle kadınlarda menopoz olması sebebi östrojen hormonun azalması. Östrojen hormonu koruyucu bir hormon olduğu için, azaldığı için kemik de sürekli yıkıma doğru gider. Bunun da eğer belli bir kemik ölçümünde de bir erimeler saptanırsa, ya karın doğumla birlikte östrojen hormonları, diğer menopoz tedavileri dışında kemik replasman dediğimiz kemik erimesi ilaçları hastaya takviye edilir. Ortalama 1-2 yılda bir böyle bir rutin kemik ölçümü yapılır. Eğer bir kırık riski oluşmaması açısından belli yaştan sonra durup dururken bazen düşmeye bağlı olarak kalça kırıkların önlenmesinde bu tür rutin tetkikler yapılması önemlidir. Hocam peki kalça kırıklarında ne gibi operasyonlar uyguluyorsunuz? Burada kalça ameliyatlarında özellikle yaptığımız özellikle bir kireçlenmeler dediğimiz kalça protezi, artropati dediğimiz kalça ekleminin değiştirme ameliyatıdır. Bazen de kırık sonrası da mecburiyetten dolayı da eklemi tekrar değiştiririz. İki tuhamet biçim var. Kalçayla başka yapılanlar, kırıkla dışında plak dediğimiz çivileme yöntemleri var. Kalçayla yaptığımız, kırık sonrası yaptığımız. Kalçayla ilgili tekrar bir aynı sporcularda gözüken kaslarda, kalça kas eklemdeki şişlikler, farklı enfeksiyonlarda da az da olsa kalça dizdeki gibi kalça artroskopisi uygulayabiliyoruz. Şu anda son yıllarda popüler olmakta kalça artroskopisi. Bunlarla ilgili eklemi açmadan da kapalı eklem zarının iltihaplarını temizleme, eklem faresi gibi farklı durumlarda gene tekrar tedavi edebiliyoruz bunlarla ilgili. Peki şimdi kalçadan dizlere inersek, dizlerde ne gibi protezler uyguluyorsunuz? Diz protezleri ortalama 50-60 yaştan sonra hani tercih eden, daha çok geç yaşlara doğru tekrar bırakılmaya çalışılan, hastanın ağrı ve hareket kısıtları, günlük hayatını kısıtlamasıyla, diz hareket açıklığının ya da bir evden artık çıkamama gibi ya da günlük hayat etkilemesiyle eklemin değiştirilme ameliyatıdır. Artroplasti diz protezi denir. Burada hastalarımız sonuçta bir 3-5 günlük hastane tedavisinden sonra artık eski protezler hem uzun ömürlü, eskisine göre uzun ömürlü, 15-20 sene yani aklımıza vardır, 3-5 senede bir değişir, öyle bir sıkıntı yok. Artık protezlerimiz çok uygun ve özellikle ithal kullanıyoruz. 15-20 sene gitmekte ve diz eğer iyi bir fizyoterapide uygulanırsa, hasta da bilinçli olursa eskisi gibi neredeyse yere oturma, yani yerde yemek yiyecek kadar da dizi kıvırabilirler. Artık teknikler giderek gelişti zaten bununla ilgili. Yurt dışından çok izlenen bir kanal olarak hocam sormak istiyorum ki, bu gibi şikayetlerle size başvuran bir hasta Türkiye'de kaç gün kalmalı? Burada sadece ilk gün geldiğinde bir muayene ve ameliyatlık bir tanı koyduktan sonra önce ameliyat öncesi kan tetkikleri bir günde bize yeterli oluyor. Çok büyük bir engel, bir sorun yok olmadıktan sonra bir gün sonrasında, biz ameliyatlarımızı her gün yaptığımız için yoğun bir tempo şeklinde bir gün sonra randevu verip burada 3-4 gün ya da bilemediğiniz 5 gün içinde tekrar hastamızı eve gönderebiliriz. Sonra evde pansumanlarla tabi 1-2 hafta izlenip ortalama 10-15 gün içinde, eğer burada kalacaksa Türkiye'de ya da hastanın dikişleri aldıktan sonra gittiği yerde yurt dışında fizyoterapi süreci olabilir ya da evde bilinçli hastaysa evde fizyoterapi yaptığı sürece
Eğer burada dikişler aldırmak kadar düşünürsek toplam 2 hafta içinde hastanın tedavisini güzelce yapılıp evine sağlıklı bir şekilde evine gönderebiliyoruz. Peki operasyonlar sonrasında evlerine döndükten sonra dikkat etmesi gerekenler var mı? Evine dikkat ettikten sonra özel bir egzersiz tedavisinden sonra özel kullanması gereken ilaç ya da özel bir diyeti yoktur bunun. Fazla kilosu varsa aşırı kilo vermesi uzun vadede. Zaten hasta şu anda ilişkimiz yapınca zaten hemen yürümeye başlayacak. Eski yürüyemeyen hasta, çoğunlukla kilo olan ve özellikle depresyona giren hanımlar artık yürümeye başlayınca kilo problemi de ortadan kaldırır. Özellikle diz protezin hem ömrünü arttırırız. Ondan sonra günlük hayatına hastamız rahatlıkla dönebilir bununla ilgili. Özel bir şey yoktur. Yani şunu yapmayın diye sıkıntılar bizde yoktur. Peki şöyle bir toparlarsak, spor cerrahisinde neler yapılıyor? Bunu bize anlatır mısınız? Spor cerrahisinde özellikle en çok burada özellikle dizlerde iki kemik arasında iç ve dış menisküs yapıları var. Bu yapılar bir de ön arka dediğimiz orta bölgede bulunan çaprazlama duran bir bağlarımız ve iç ve dış dediğimizde yanlarda durmakta bir yan bağlarımız var. Bunlar dizi kaplayan bağlardır. Sporda olmasının sebebi de en çok burada bir travmaya maruz kalmasından dolayı en çok onlar ön planda olduğu için adı oradan gelmekte. Özellikle dizde menisküs yırtığı ve ön çapraz bağ yırtıkları burada çok fazla yapılmakta. Burada hastanızın daha çok spor esnasında yerden kayması veya ayağın sabit kaldığı, dizin üstten kıvrıldığı travmalarda dizin şişmesi ve dizi kıvaramamayla hastamız gelir. Bu muayene artı bir MR dediğimiz manyetik rezonans çektikten sonra menisküs yırtığı veya aynı anda da ne yazık ki görüyoruz menisküs yırtığı artı ön çaprazlarda da iki delikten kapalı olarak ön çapraz bağ tamirin tekrar yapmaktayız bununla ilgili. O da hastamızın spora dönüş süreci ortalama 6-8 ayı bulmakta. O biraz uzun süreli tedavidir çünkü. Hocam biraz da kireçlenmelerden bahsedelim mi? Dizdeki kireçlenmelerde özellikle evde ve günlük hayatta ağrılar çok olur. Kireçlenmelerin özellikle film olarak X-sediğimiz röntgen filmlerinde ayakta tercih edilmeli filmler. Hani vücut yükünün taşıdığı yönden çoğunlukla bunlar hep atlanır. Diz eklemin aralığının kapandığı işte %50, %70 ya da tam kapandığına göre tedavi biçimi var. Hafif eklem açıklığına aralığının kapandığı, hani az kireçlenme olduğu dönemde işte kilo verilmesi, egzersiz tedavisi, buz uygulamalar ve fizyoterapi süreci ve artı ağızdan oral dediğimiz hani glikozamin dediğimiz kırdak replasman yani ilaç tedavisi var, ücretli tedaviler. Artı aynı dizdeki hücre PRP ve eklem sıvıları var. Tekrar bunlar ödenmeyen gruplar. Bunlar yapılır. Son evrede de zaten artık diz eklemi kalmadı, hastamızın dizini kıvıramadığı dönemde de diz protezi yapılır. Kök hücre çok önemli değil mi sizin için? Tabii kök hücre önemli. Buna tabii ki özellikle bu insan kendi kanından hazırlanan bir süreç. Burada yapılıyor. Bir yarım saatlik bir süreçten hastanın kanı özel bir işlemden ve bir maddeyle o beyaz kök hücreler dediğimiz o beyaz hücre trombositle birlikte bunlar yoğunlaştırıp dizin içinde o kireçlenmiş dediğimiz hasarlanmış bölgeye hücreye gidip yapışıp orada tekrar yeni bir kıkırdak yani tam düzgün olmasa da en azından o boşluğunu doldurup insanın ağrısını kesmeye yönelik tedavide çok faydalı görmekte. Hani artık giderek bunlar ilerlemekte bu teknikler. Sanırım yani biz görmeyiz belki ama 15-20 sene sonra artık protezlerde kalmayacak diye düşünüyorum. Bir eklem kök hücre yaptırıp o kırdaklar tamir edilip kişi çok ağrısız şekilde herhalde yaşayacak diye düşünüyoruz. Hocam izleyicilerimize kemik sağlığımızı koruma konusunda neler önerirsiniz? Kemik sağlığını korumakla ilgili özellikle fazla kilo alınmaması ve düzenli spor yapılması şu an yani bunlar yeterlidir yani kemik açısından. Bunlar yeter. Onun dışında özel bir diyet özellikle yoktur. Yani normal güzel her şey dengeli proteinden uygun hepsi düzgün beslendiği sürece bunlar kemik sağlığımız için yeterlidir. Kalsiyum, güneş mesela bir örnek vereyim. Bir kişinin bir koldan bile bir ölçülmüş 20 dakika yani kolları açık güneşlenmesi bile hani hazır D vitamini oluşmasına yeterli olmaktadır. Yani onun için o böyle yeterli. O açıdan güneş görmesi, spor yapmak, iyi beslenmek bence sağlığımız için yeterli bizim açımızdan. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Her yerde çok yaşa. Bugün İzmir Karabağlar'daydı. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Hangi sağlık sorularınıza yanıtlar arıyor olacağız? Görüşmek üzere.